Türk Silahlı Kuvvetleri, Afrika'da sıcak çatışmalar buradan. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin yani Gazi. Şu anda bizim de hissettiğimiz Ulusal Kanal Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Bugün 14 Temmuz 2018 Cumartesi. Ulusal Kanal ve 100.8 frekansından yayın yapan Ulusal Radyo Ortak Yayını'nda ana haber bülteniyle karşınızdayız. Yarın 15 Temmuz, Fethullahçı Gladyon'un kanlı kalkışma için düğmeye bastığı günün yıl dönümü. Hain kalkışma, ordu ve milletin el ele vermesiyle geri püskürtüldü. O kanlı gece komuta kademesinin dirayetli duruşuyla bastırıldı. Alınan önlemler nedeniyle paniğe kapılıp darbe girişimini erkene çekmek zorunda kalan FETÖ'cüler, komutanları ikna edemeyince başarısızlığa uğradı. So many of you maybe only caught in the news, or some of you, probably most of you don't know, but there's an ongoing coup going on in Turkey right now. Right now, there's a coup. Yeah, and I was just literally going back and forth with a very. Sakın etme abi. Tamam. Ateş etme emri veriyorum. Tamam. 15 Temmuz'da Amerikancı darbe girişiminin önündeki en büyük engel Türk Silahlı Kuvvetleri'nin komuta kademesi oldu. Komutanlar darbecilerin tankına tankla, uçağına uçakla karşılık verdi. Akıncı üstündeki uçak pistlerinin bombalanmasından özel kuvvetler komutanlığını işgal eden darbeci generalin öldürülmesine kadar yapılan bütün kritik hamleler Amerikancı darbeyi çökertti. Komutanların kararlı duruşu ve aldığı önlemler sayesinde darbe bastırıldı. Darbeciler devlet ve millet desteğiyle Türk ordusundan temizlendi. Türk. 15 Temmuz'da hareketlilik öğle saatlerinde başlamıştı. Bir binbaşı MİT'e giderek o gece MİT Başkanı Hakan Fidan'ın alınacağı ihbarını iletti. İhbar üzerine MİT Başkanı Hakan Fidan Genelkurmay Karargahı'nı arayarak dönemin Genelkurmay 2. Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'le görüştü. Güler konuyu o sırada Genelkurmay Başkanlığı görevinde olan Orgeneral Hulusi Akar'a aktardı. Akar da Hakan Fidan'ı aradı ve karargaha davet etti. Karargahta yapılan toplantıda konunun büyük bir planın parçası olacağı şüphesi ortaya çıktı. Akar hemen bir dizi önlemler alınması talimatını verdi. Bu kapsamda saat 18.30'da Silahlı Kuvvetler Komuta Harekat Merkezi'ne tüm Türkiye'de hava sahasının askeri helikopter ve uçaklara kapatılması, havada bulunan askeri uçak ve helikopterlerin üstlerine dönmesi, yeni kalkışlara da izin verilmemesi talimatı iletildi. Akar, Kara Kuvvetleri Komutanı'na Kara Havacılık Komutanlığı'na gitmesini, şüphe uyandırmadan hangarlarda uçakların ve helikopterlerin durumuna bakmasını, gelen istihbaratın doğruluğunu tetkik etmesini ve gözaltı ve tutuklama da dahil olmak üzere gerekli gördüğü her tedbiri almasını emretti. Ankara Garnizon Komutanı Korgeneral Metin Güra'yı telefonla arayan Hulusi Akar, Güra'nın Etimesgut Zırhlı Birlikler Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı'na gitmesini, hiçbir tankın ve zırhlı aracın birlik dışına çıkmasına müsaade edilmemesini emretti. Alınan bu tedbirler nedeniyle darbe öne çekildi. Paniğe kapılan darbeciler gece saat 3'te yapmayı planladıkları darbenin düğmesine akşam saatlerinde basmak zorunda kaldı. Emir komuta zinciri dışında bir askeri hareketlilik başlamıştır. Kısa sürede yapılan bir değerlendirme sonucunda bu hareketliliğin Türk Silahlı Kuvvetleri içinde yuvalanmış olan çeşitli rütbelerden bir grup asker tarafından başlatılan bir darbe girişimi olduğu anlaşılmıştır. Darbe girişiminin ilk anından itibaren de peş peşe yapılan açıklamalarda kalkışmanın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne mal edilmesi engellendi. Akıncı üstünde rehin tutulan şu anki Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, baskılara rağmen bildiriye imza atmayı reddetti. Bu eşkıyalar ihanet şebekeleri işte bir darbe girişiminde bulunmaya çalışıyor. Fakat bunda başarılı olamadılar, olamayacaklar. Biz görevimizin başındayız. Yüce milletimiz bizim arkamızda. 2. Ordu Kol Ordu Komutanı Korgeneral Zekai Aksakallı, NTV yayınından eşkıyalar
İhanet şebekeleri darbe girişiminde bulunmaya çalışıyor. Başarılı olamayacaklar. Görevimizin başındayız. Açıklaması yaptı. Özel Kuvvetler Komutanlığı'nda görev yapan Assubay Ömer Halis Demir, Aksakallı'nın emriyle ölümü göze alarak Tuğgeneral Semih Terzi'yi onlarca darbeci askerin arasında öldürdü. Halis Demir'in bu hamlesi Özel Kuvvetler Komutanlığı'nın darbede aktif bir şekilde kullanılmasını da engelledi. Türk Silahlı Kuvvetleri Komuta Kademesi'nin darbeye karşı kararlı bir tutumu vardı. Akar'ın odası darbeciler tarafından basılmıştı. Hulusi Akar'ın başına silah dayayan emir subayı yarbay darbe metnini imzalamasını istedi. Ancak Akar sert bir şekilde bildiriyi imzalamayı reddetti. Bu tartışmalar gırtlak gırtlağa yaşandı. Darbeciler Akar'ın elini ayağını plastik kelepçeyle bağlamaya kalkıştı. Akar darbecilere direndi. FETÖ mensubu teröristler Akar'ı yere yatırmaya çalıştı. Oysa darbecilerle yerde de bir süre boğuştu. Kelepçeleme işlemi de kolay olmadı. Ergenekon ve Balyoz gibi kumpaslarla pasif göreve alınmış subaylar da o gece Fethullahçı darbe girişimine karşı darbeci askerlere ilk müdahale eden isimlerdi. Balyoz davasında 3,5 yıl hapis yatan Tuğgeneral Ali Demir'le Kurmay Albay Aziz Yılmaz, Tuğgeneral Nurettin Alkan ve Albay Güven Şaban o gece Jandarma Genel Komutanlığı'ndaydı. Balyoz mağduru komutanlar nizamiye kapısında darbecilerle çatıştı. O çatışmada Tuğgeneral Nurettin Alkan sol omzundan vuruldu. Sadece görevde olanlar değil, Fethullahçı Gladio tarafından ordudan tasfiye edilen askerler de o gece darbecilerle çatıştı. Türk demokrasisi için... Nitekim Başbakan Binali Yıldırım da darbenin bastırılması için Genelkurmay Başkanlığı'na vekaleten 1. Ordu Komutanı Orgeneral Ümit Dündar'ı atadı. Ve komuta kademesinin girişimiyle darbe bastırıldı. Darbeciler gözaltına alındı. FETÖ'cü kalkışma Türk ordusunun direnmesiyle başarısız oldu. Ancak siyasi irade ne yazık ki 15 Temmuz'dan sonra bazı yanlış uygulamalara imza attı. O yanlışlardan biri askeri liselerin kapatılması oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin genlerini taşıyan askeri liselerin geri açılarak bu yanlıştan dönülmesi için tam 92 haftadır nöbet tutuluyor. Harp okullarını kapattılar, askeri liseleri kapattılar, akademileri kapattılar. Askeri liselerin açılması için başlatılan nöbetin gündeminde 15 Temmuz vardı. 15 Temmuz gerici, Amerikancı, FETÖ'cü, faşist ayaklanmayı bastıran Türk ordusunun okullarını ve liselerini, hastanelerini kısmi olarak 15 Temmuz bahanesiyle bir genelgeyle bir sabahta hepsini kapattılar. Eylemin öncüsü Vatan Partisi Merkez Karar Kurulu üyesi Hıdır Hokka ordunun önemini vurguladı. 15 Temmuz'da kalkışmaya katıldılar ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yıkmak için Amerikan destekli, FETÖ ve Avrupa destekli, PKK destekli bir harekete kalkıştılar. Başaramadılar. Türk ordusu kırtlaklarına bindi, merkezi kuvvet ezdi. 15 Temmuz'da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ni yeniden kurtardı. Orduyla oynamayın diye mevcut iktidarı 92 haftadan beri burada uyarmaya devam ediyoruz. Hokka 15 Temmuz'u Atatürk'ün kararlılığıyla hareket eden ordu püskürttü dedi. Mustafa Kemal Atatürk'ün ordusu 15 Temmuz'da savaştı ve Elbap'ta, Cerablus'ta, Afrin'de savaştı. Şu anda Türkiye'yi korumak ve kollamak için savaşına devam ediyor. Savaşan orduyu arkadan hançerlemeyin. Askeri liselerin açılması için 92 haftadır mücadele verdiklerini söyleyen Hokka, nöbetin artık ayda bir kez yapılacağını duyurdu. Bugün Türkiye'nin en büyük ihtiyacı Türk ordusudur, Türk polisidir ve koruculardır. Ayaklanmayı da bastıranları kutluyor, ayaklanma yapanları da nefretle kınıyoruz.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde yarın yürüyüş yapılacak. Anmaya Cumhurbaşkanı Erdoğan da katılacak. Saat 14 itibariyle trafiğe kapatılacak köprü. Anma etkinliklerinden sonra tekrar açılacak. İstanbul'da 15 Temmuz günü toplu ulaşımda ücretsiz olacak. 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin ilk kareleriydi bu görüntüler. 34 kişinin hayatını kaybettiği o gecenin üzerinden 2 yıl geçti. Darbe girişiminde şehit olan vatandaşlar için yürüyüş yapılacak. O yürüyüşe Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan da katılacak. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde anma töreni düzenlenecek. Biz yarın akşam Sayın Cumhurbaşkanımızın teşrifleriyle burada yapacağımız program nedeniyle tüm programları burada birleştirmiş olduk. Konuyla ilgili Cumhurbaşkanlığı'nın Twitter hesabından açıklama yapıldı. Vatandaşlar yürüyüşe davet edildi. Açıklamada 15 Temmuz Pazar günü saat 21'de milletçe İstanbul'daki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde buluşuyoruz denildi. Bir de video paylaşıldı. İman denilen nervi inanlı. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü saat 14'te çift yönlü olarak trafiğe kapatılacak. Saat 14'ten itibaren Boğaz Köprümüz, Şehitler Köprümüz trafiğe kapatılacak. Hem araç geçişine hem metrobüs geçişine 14'ten itibaren tamamen kapatılacak. İstanbul Valisi Vasip Şahin ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde düzenlenecek tören öncesi hazırlıkları inceledi. Vasip Şahin etkinlikleri anlattı. 15 Temmuz günü İstanbul'da toplu ulaşım ücretsiz olacak. 21.780 polisimiz görev alacak. Yani, oldukça detaylı bir program hazırlandı. Geçen yıl da biliyorsunuz aynı programı icra etmiştik. Orada da çok ciddi güvenlik tedbirleri almıştık. Bu yıl daha fazla. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, 15 Temmuz Amerikancı darbe girişiminin Türk ordusunun yurtsever ve Atatürkçü kadroları tarafından bastırıldığını söyledi. Türkiye'nin Mustafa Kemal Atatürk'ün rotasından şaşmaması gerektiğine vurgu yapan Gürdeniz, Doğu Akdeniz'deki son gelişmelere de dikkat çekti. O gün Türk ordusunun yurtsever, iyi eğitimli, bana göre Atatürk ideallerini benimsemiş, hazmetmiş, demokrat, yurtsever kadroları olmasaydı bir faciayla Türkiye karşı karşıya kalabilirdi. Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, Ulusal Kanal'da 15 Temmuz Fethullahçı Amerikancı darbe girişimiyle ilgili konuştu. Türk halkına kendi üniformasını giymiş, kendi silahlı kuvvetleri unsurlarının içine sızmış bir grup tarafından ateş açıldı. Bunun başka şeyi yok yani, izahı yok. 15 Temmuz'da Türkiye devlet mekanizması olarak, büyük bir organizma olarak kendini koruyabileceğini ispat etti. Gürdeniz, 15 Temmuz gecesinin ilk dakikalarında darbe girişiminin FETÖ tarafından yapıldığını söylediğini ifade etti. Kız kardeşim aradı. Cem dedi, köprüde askerler varmış. Ne düşünüyorsun dedi bana. Olabilir dedim. Bir terör şeyi vardır. Ordu, polisin gücü yetmemiştir. Ordu, yok yok dedi. Tanklar var dedi. Ben de ilk yorumu yaptım. FETÖ darbe yapıyor. Bu kadar net. Türkiye'nin gücünün 15 Temmuz'da görüldüğünü söyleyen Amiral Gürdeniz, önemli olanın Mustafa Kemal Atatürk'ün rotasından şaşmamak olduğunun altını çizdi. Türkiye'nin gücü devletinin gücüdür. Yani Türkiye'nin devletinin gücünü de biz 15 Temmuz'da gördük. Bu güzel ülkenin, bu güçlü ülkenin dış istilalarla, işgallerle yıkılması mümkün değil. Ama Türkiye'de devlet de, iktidar dahil, muhalefet dahil, Mustafa Kemal'in rotasından da şaşması. Bu tabii ki dileğimiz. Yani. Gürdeniz'in dikkat çektiği bir diğer konu da Doğu Akdeniz'de Türkiye'yi hedef alarak yapılan tatbikatlar oldu. Gürdeniz, Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin açık açık hedef gösterildiğini söyledi. Suların giderek ısındığına dikkat çekti. Yani Amerika'daki think tanklerin, düşünce kuruluşlarının raporlarında, şeylerinde, seminer, çalıştay, panellerinde artık şunu açıkça görüyoruz ki Türkiye'ye karşı açık bir düşmanca niyeti geçtiler. Yani bir niyet vardı, artık düşmanca tutum, tavır, hareket içine giriyorlar. Artık Doğu Akdeniz'de Amerika inisiyatifi ele almalı ve bir dörtlü kurmalıdır diyor. Yani Amerika,
İsrail, Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kuad. Bu Kuad'a, yani bu dörtlüye Mısır, İtalya, Fransa gibi ülkeler de eklenmeli ve Türkiye ne düşman ne de dost olarak, yani bu da ilginç bir şey, belirlenmelidir diyor. Amerikancı FETÖ darbe girişiminin bozguna uğratılmasının yıl dönümünde Jandarma Genel Komutanlığı şehitlerimiz anısına bir klip hazırladı. Vatan bizim, böyle bilin, reisler verildi toprağa. 15 Temmuz Amerikancı FETÖ darbe girişiminde şehit olanlar unutulmadı. Jandarma Genel Komutanlığı'nca 15 Temmuz şehitleri anısına klip hazırlandı. Klipte darbe girişimine ait fotoğraflar yer aldı. O fotoğraflar müzik eşliğinde gösterildi. Hazırlanan klipteki söz ve müzik, Jandarma Bando Assubay Kıdemli Başçavuş Nuri Sarp'la Assubay Kıdemli Üst Çavuşlar Tufan Altınöz ve Sefa Böke'ye ait. "15 Temmuz şehitlerini rahmetle anıyoruz" mesajıyla son eren video, komutanlığın sosyal medya hesaplarından paylaşıldı. Kırmızı bültenle aranan iki üst düzey terörist yakalandı. PKK'nın sözde İskandinavya sorumlusu Danimarka'da, DHKPC'li bir terörist de İspanya'da yakalandı. Kırmızı bültenle aranan iki örgüt mensubu yakalandı. PKK'nın sözde İskandinavya sorumlusu olan ve kırmızı bültenle aranan CD Danimarka'da ortaya çıktı. Emniyet Genel Müdürlüğü, Interpol Europol Daire Başkanlığı'nca terörist CD adım adım takip edildi. Kırmızı bültenle 192 ülkede aranan CD'nin Almanya'dan Danimarka'ya gideceği bilgisine ulaşıldı. Terör suçundan aranan PKK'lı Türkiye'ye iade edilmek üzere Danimarka'da yakayı ele verdi. Kırmızı bültenle aranan terör örgütü DHKPC üyesi SGD İspanya'da yakalandı. Terörist SG 1994 yılında Tunceli'nin Çemişgezek ilçesine bağlı Ulukale köyünde 7 sivilin öldürülmesi olayının faillerinden biriydi. Sınır ötesindeki operasyonlar da devam ediyor. Irak'ın kuzeyindeki Zab ve Gara bölgelerine F-16'lar bomba yağdırdı. Bölücü terör örgütü mensubu 6 terörist etkisiz hale getirildi. Van'ın Erciş kırsalındaki operasyon hakkında ise valilik bilgilendirme notu paylaştı. Kaçma, kaçma, bu tarafa gel. Yüzünü buraya dön. Kuruçan Mahallesi kırsalında bir PKK'lı sağ olarak yakalandı. Görüntüler basına servis edildi. Şu an tekrar çök, üzerindekileri çıkar. Operasyon bölgesinde yapılan aramada yakalanan teröriste ait silah, mühimmat ve 5100 Amerikan dolarıyla 500 lira ele geçirildi. Afrin'de Zeytin Dalı Harekatı'nda görev yapan yaklaşık 600 jandarma komando ana üsleri olan İzmir Bornova'daki 2. Jandarma Komando Tugayı'na geri döndü. Afrin kahramanları kentte törenle karşılandı. Türk askeri için hiçbir zaman zor yoktur. Başarıyla tamamladık görevimizi. Döndük eşimize, ailemize kavuştuk çok şükür. Onlar bölücü teröre aman vermeyen yiğitlerimiz, Mehmetçiğimiz. Vatan Savaşı'nda Afrin'i YPG PKK'lı teröristlerden temizlediler. Şimdi yurda geri geldiler. 5 aylık bir mücadele sonucunda sağ salim evlerimize döndük. Tabii terör örgütlerinden temizledik. Şu anda Türk askeri orada gerekli emniyeti sağladı. Vatandaşlar da huzur içerisinde orada yaşamakta. Zeytin Dalı Harekatı kapsamında görev yapan 600 jandarma komando İzmir'in Bornova ilçesindeki 2. Jandarma Komando Tugayı'na döndü. Törenle karşılandılar. Kahraman komandolar, yuvanıza hoş geldiniz. Sağ ol. Sizler de sağ olun.
Şu an çok güzel yani geldiler çok şükür. Yaklaşık 5-5,5 aydır oradayız. İyi çok şükür sağ salim gittik, sağ salim döndük. Ailemize kavuştuk. Dualar okundu, harekata ilişkin görsel sunum yapıldı. Manisa'daki Gazi Ortaokulu öğrencisi Şeyma Adıyaman'ın Tugay'daki komandolara yazdığı mektup da okundu. Şehitlerimiz olabilir ama onlar benim kalbimde. Ölmedi. Şehitler ölmez, vatan bölünmez. Allah'ım sizleri korusun. Vatan şehitlerini anarak konuşmasına başlayan Jandarma Genel Komutan Yardımcısı Tümgeneral Musa Çetil, terörle mücadelenin nasıl yapılacağını tüm dünyaya gösteren Mehmetçiğimizi kutladı. Kahraman silah arkadaşları, her türlü hava ve arazi şartlarında girilmesi imkansız denilen meskun mahal, mağara ve arazileri ele geçirerek teröristle mücadele harekatının nasıl yapılacağını bütün dünyaya gösterdiniz. Bu başarılarınızdan dolayı başta Tugay komutanımız olmak üzere hepinizi gözlerinden öpüyorum. Konuşmaların ardından kahraman Mehmetçikler aileleriyle kucaklaştı. Kavuşmayla hasret yerini mutluluğa bıraktı. Kimi ana babasına, ailesine sarıldı. Vallahi anam var, abim var, ablam var, yengem var, eniştem var, diğer abim var, yeğenlerim var. Özlemiş misiniz? Özlemez miyiz ya? Özlemez miyiz? Hepsi... Efendim? Anlatılmaz ya, anlatılmaz yaşadık. Kimi de eşini yavrusunu sımsıkı kucakladı. Anne yemeğine ve yarına kavuşmayı bekleyenler de vardı. Çok şükür eşime kavuştum, aileme kavuştum. Burada tabii ki yemekleri özledim en çok. Annemin yemeklerini özledim ve sevdiğimi özledim. İki tabur jandarma komandomuz hala bölgede aktif olarak görevlerine devam ediyor. Yaklaşık 600 komandomuz yurda geri döndü. 9 şehit verdiler. Bunun da altını çizelim. Şehitlerimize Yüce Allah'tan rahmet diliyoruz. Eğitim ve yakın destek uçağı olarak tasarlanan Türk Jet'i dünya sahnesine çıkıyor. Hürjet'in dünya lansmanı İngiltere'de yapılacak. Yerli mühimmatlarıyla milli bir jet, Hürjet. Hürjet projesi dünyaya tanıtılacak. Türkiye'nin jet eğitimi ve yakın destek uçağı ihtiyacının karşılanması amacıyla tasarlanan Hürjet, hazırlanan birebir yer prototipiyle ete kemiğe büründü. Hürjet, dünyanın en önemli havacılık etkinliklerinden olan İngiltere'deki Cranbrook Air Show'da ilk kez sergilenecek. Türk Havacılık ve Uzay Sanayi'nin öz kaynak kullanarak başlattığı jet eğitim ve yakın destek uçağı geliştirme projesi başarılı şekilde ilerliyor. Projede kavramsal tasarım aşaması tamamlanırken ön tasarım aşamasına geçildi. Bu çalışmalar sürerken Hürjet'in birebir modeli üretildi. Oldukça gelişmiş bir düzeyde ortaya konulan prototip, uçağın tasarımında gelinen noktayı gözler önüne seriyor. Ön tasarım sonrasında uçağa ilişkin çalışmalar detay tasarımla sürecek. Uçuş testlerinin projenin 48. ayında başlaması ve Hürjet'in ilk uçuşunu 2023'te yapması planlanıyor. Uçak 14,4 metre uzunluğunda, 11 metre kanat açıklığında, 4 metre dikey kuyruk yüksekliğinde olacak. Taarruz faaliyetlerinde çevre güvenliğini sağlayacak Hürjet, ana taarruz uçaklarına koridor açacak, harekat ortamını hazırlayacak. Hürjet silahlı ve silahsız olarak karakol faaliyeti de yürütebilecek. Uçağın ileri seviye bir kokpit ve görev bilgisayarı olacak. 5. nesil savaş uçaklarının kullanılmaya başlandığı bir ortamda Hürjet, 5. nesil eğitim uçağı hedefiyle tasarlanıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan, bedelli askerliğin en geç 1 Ekim'de başlayacak yeni yasama döneminde çıkacağını söyledi. Konuya ilişkin Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışma yapacağını söyleyen Erdoğan, belki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkarmayı da deneyebiliriz dedi. Erdoğan'ın gündeminde NATO zirvesi de vardı. Bedelli askerlik Cumhurbaşkanı kararnamesiyle de çıkabilir. Bu bedelli askerlikle ilgili de yani bir ihtiyacın olduğu ortada. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, NATO Liderler Zirvesi'nden dönüşte uçakta gazetecilere açıklamalar yaptı. Gündeminde bedelli askerlik vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri ile oturacağız, konuşacağız. Bedelli askerliğin 1 Ekim'de açılması beklenen yeni yasama döneminde meclise gelebileceğini söyledi Erdoğan. Cumhurbaşkanı kararnamesiyle çıkabilir sözleriyle de Ekim ayından öncesine işaret etti.
Zannediyorum en kötü ihtimalle yeni yasama döneminde açıklamış oluruz. O zamana kadar da hazırlıklarımızı bitirmiş oluruz. Belki Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle çıkarmayı da deneyebiliriz. O zaman daha erkene çekmiş oluruz. Yaz sınırları ne olur? Erdoğan bu konuda Milli Savunma Bakanlığı'nın çalışma yaptığını belirtti. Konuyla ilgili olarak Milli Savunma Bakanımız çalışmalarını yapacaklar, hazırlıklarını yapacaklar. Bunu inşallah seçimden sonra ele alacağız demiştim. Nasılı nedeni her şeyiyle Milli Savunma Bakanlığı yapacak çalışmayı, ne kadar kişiyi kapsayacak, hangi yaş grupları arasında olacak, ücret ne kadar olacak, tüm bu konular belirlenecek. Bunun adımını atacağız. Bedelli askerliğe ilişkin düzenleme son olarak 2014 yılında çıktı. Uygulamadan 1 Ocak 1988 ve önceki tarihlerde doğan ve 18.000 TL ödeme şansı elde edenler faydalanabildi. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Beştepe'de toplandı. Toplantının ardından açıklamayı Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın yaptı. Toplantının ana gündem maddesi ekonomi oldu. İlk kabine toplantısı Beştepe'de yapıldı. Toplantının detaylarını Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın aktardı. Kalın toplantının önemli konu başlıklarından birinin ekonomi olduğuna dikkat çekti. Ekonomi politikalarında yeni dönem için öncelikli konuların tespit edilmesi toplantının önemli konu başlıklarından bir tanesiydi. Özellikle bütçe disiplininin sağlanması, enflasyonla mücadele, gerekli yapısal reformların hayata geçirilmesi önceliklerimiz arasında yer alıyor. Özellikle de ihracat odaklı büyüme noktasında bir takım yeni adımların da hazırlıkları şu anda yapılıyor. Bu çerçevede tüm paydaşlarla istişare halinde belirlenecek olan orta vadeli bir program önümüzdeki haftalarda hazırlanıp Cumhurbaşkanımıza arz edilecek ve kamuoyuyla paylaşılacak. Ekonomiyle ilgili kapsamlı bir çalışma yürütüldüğünü ifade eden Kalın, çalışmaların tek elde toplanmasının faydalı olduğunu belirtti. Ekonomiyle ilgili çalışmaların tabii tek bir elde toplanması bu sürecin aslında en önemli farklarından ve faydalarından bir tanesi. Bununla ilgili tabii her gün spekülatif açıklama yapmak suretiyle piyasalara bir takım yanlış mesajların verilmesi de doğru olmaz. Dolayısıyla burada hükümetimiz, Cumhurbaşkanımızın başkanlığında, Hazine ve Maliye Bakanlığımız gerekli adımları atacaktır, gerekli açıklamaları yapacaktır. Yani bunun ne daha azı ne daha fazlası kimseye bir fayda sağlamaz. Şu anda bu çerçevede bu adımların atılacağını ifade etmekle yetineyim ben de. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP ve İYİ Parti'ye sert sözlerle yüklendi. Bahçeli, apolet tartışmasını fazla uzattım, hata yaptım diyen Muharrem İnce'ye zavallı dedi. MHP Genel Başkanı, HDP için Kürt siyasi hareketi tanımlamasını yapan Meral Akşener'e ise fikir ve ülkü yoksunu sözleriyle eleştiri oklarını yöneltti. Bahçeli'nin FETÖ'yle mücadele üzerinden AKP'ye de mesajları vardı. Zavallılar için fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir. CHP ve İYİ Parti'yi eleştirdi. AKP'ye siyasi ayak mesajı gönderdi. Hala siyasi ayak gizemini korumaktadır. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli basın toplantısıyla 24 Haziran seçim sonuçlarını değerlendirdi. Hedefinde CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce ile İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener vardı. Aynı cümle içinde hem İnce'yi hem de Akşener'i eleştirdi Bahçeli. Apolet tartışmasını fazla uzattım. Fazla uzattım. Hata yaptım orada. Apolet tartışmasını fazla uzattım diyen zavallılar için. Kürt siyasi hareketinin temsilcisi konumunda olan HDP. HDP'ye Kürt siyasi hareketi diyerek Kürt kökenli kardeşlerimizi töhmet altında bırakan ve PKK'ya umut aşılayan fikir ve ülkü yoksunları adına pişmanlık olabilir. Ama bizde pişmanlık asla yoktur. Bahçeli'nin gündeminde FETÖ'yle mücadele de vardı. AKP'ye siyasi ayakla mücadele edilmeli mesajı gönderdi MHP lideri. Milli vicdan korkusuzca direndi, hayasız akını durdurdu. Hala siyasi ayak gizemini korumaktadır. Yarın 15 Temmuz'un ikinci yıl dönümünü anacağız. Bahçeli, AKP ile krize neden olan MHP'nin af önerisine ilişkin de konuştu. Kader kurbanlarına af çıkarılması. Bak canım kardeşim. Bak cevap vermiyordum bu işlere, şimdi vereceğim. Ekim ayında başlayacak yeni yasama dönemine işaret etti. Mecliste yasama faaliyetleri başladığı zaman arkadaşlarımız
nasıl bir af yasası çıkmalıdır konusundaki titiz çalışmalarıyla bir yasa teklifini sunacaklardır. Biz de onun takipçisi olacağız. CHP'de genel merkezi parti içi muhalefetin genel başkanlık yarışı konusunda gözler pazartesi gününe çevrildi. Ulusal kanalın edindiği bilgilere göre CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'ye yakın isimler olağanüstü kurultay için imza toplamaya başlayacak. Noter huzurunda toplanacak imzaların ardından İnce'ye yakın isimlerin kameralar karşısına geçmesi bekleniyor. 16 Temmuz'da imza toplama süreci başlıyor. Gündemimizde kurultay yoktur. Hayır derse örgüt kendisi çözecektir bu iş. 24 Haziran'da %3 oranında oy kaybeden CHP'de parti içi tartışmalar yerine kurultay sürecine bırakacak. Parti içi muhalefetle mevcut yönetim arasındaki genel başkanlık yarışı için kritik günse pazartesi. Ben Sayın Genel Başkan'a bir teklifte bulundum. CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce son olarak bu sözlerle vermişti kurultay işaretini. Ulusal kanalın İnce'ye yakın isimlerden edindiği bilgilere göre ilk imzalar 16 Temmuz pazartesi toplanmaya başlayacak. Gayri resmi olarak hangi delegenin olağanüstü kurultay için imza vereceğine dönük çalışmalar bu kapsamda hızlanacak. Önceden kayıt altına alınan delegeler olağanüstü kurultay için imza verecek. Edinilen bilgilere göre ilk imzaların noter huzurunda toplanmasının ardından İnce'ye yakın isimler kameralar karşısına geçecek, kurultay sürecinin başladığını ilan edecek. 1.250.000 genç. Kurultay sürecinde parti içi muhalefetin hamlesine karşı genel merkezin kozu siyasi süreç olacak. Mevcut yönetim, sistem değişiyor, İnce ise seçim kavgası veriyor söylemini delegeleri ikna etmek için kullanacak. Hiç bahane üretmeye gerek yok. Disiplin dosyaları da masada. Bu koltuk sevdasına tutulanların bizim partimize yeri yoktur. CHP kulislerinde delegelerle parti için muhalefet arasında henüz karar veremeyen delegelerin de olduğu belirtiliyor. Bazı delegelerin Kılıçdaroğlu'nun kalması gerektiği, yönetimin değişmesi gerektiği görüşünde. CHP tüzüğüne göre olağanüstü kurultaya yönetimin kararıyla ya da delege sayısının 5'te 1'inin imzasıyla toplanabiliyor. Son CHP kurultayı göze alınırsa bu yaklaşık 260 delegenin oyu demek. Ancak bu sayı kurultayın seçimli olmasını sağlamıyor. Seçimli olabilmesi için 624 delegeye ihtiyaç var. Tüzüğe göre kurultay çağrısı yapacak delegelerin 15 günlük süre içinde yeterli imzayı toplaması zorunlu. Kredi derecelendirme kuruluşu Fitch, Türkiye'nin kredi notunu indirdiği not görünümünü de negatife çevirdi. Fitch, Türkiye'nin notunu düşürdü. Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu indirdiğini duyurdu. Fitch, Türkiye'nin kredi notunu düşürürken görünümünü de negatife çevirdi. Yapılan açıklamada Türkiye'nin uzun dönem yabancı para cinsinden kredi notunun BB artıdan BB seviyesine indirildiği, not görünümünün ise negatif olduğu bildirildi. Ekonomi politikalarının son aylarda kötüleştiğinin aktarıldığı açıklamada seçimler sonrasındaki ilk politika aksiyonlarının belirsizliğinin arttığı kaydedildi. Açıklamada enflasyondaki sıçrama ve cari açıktaki artış nedeniyle makroekonomik istikrar üzerindeki aşağı yönlü risklerin kuvvetlendiği ifade edildi. Fitch Ocak'taki son değerlendirmesinde Türkiye'nin notunu BBB eksiden BB artıya düşürmüş, negatif olan görünümünü ise durağan olarak değiştirmişti. Kredi derecelendirme kuruluşu, Türkiye ile ilgili risk unsurlarının diğer gelişen ülkelere göre daha ön planda olduğunu belirtmişti. Saman ve mazot fiyatındaki pahalılık çiftçileri zor durumda bırakıyor. Isparta'da hayvancılıkla geçinmeye çalışan köylüler ek gelir olarak balık ağı örüp satıyor. İki işi bir arada yapan Yiğit Köyü halkına görüntülerini ekranınıza getiriyoruz. Av örüyoruz, işte avları hazırlıyoruz, kesiyoruz, örüyoruz. İki işi bir arada yapıyorlar, geçinmek için buna mecburlar. Av örüyorum, burada komşuyla beraber
İşte ne yapalım, bizim çay şeker paramız yan gelir bu. Bizim ev hanım olduğu için başka gelirimiz yok, başka bir şey yapamayız. Elimizden bu geliyor, bunu örüyoruz. Onlar Isparta'nın yiğit köylüleri. Ellerimiz acıyor, asılkanı ipleri elimize geliyor, parmaklarımız hep yarılıyor. Bak işte istersen şuradan bak ya, kopuyor parmaklarımız. Hem hayvancılık yapıyorlar hem de balık ağı örüyorlar. Pazar harçlığını ördükleri bu ağlardan çıkarıyorlar. Ağları santimine göre keseriz, boyarız, ona göre öreriz yani. Hayvancılık tek başına bir evin bütçesine çevirmeye yetmiyor. Peki hayvancılıktan kazancınız az mı? Az. Yani aldığımız pahalı, sattığımız ucuz. Her şey pahalı. Mazot desen zaten başına almış geliyor. Dolar desen başına almış geliyor. Köyler ne yapsın? Bir mal satıyoruz. Birine 15 5 lira dedik mi? Çok pahalı derler. Biz 5 milyar okul satmışız. Şey mi? Çok mu? Kaç yıllarını çekeceğiz? Hemen çekeceğiz. Beyşehir Gölü'nde avlanan balıkçıların ağlarını yapan kadınların mesaisi sabah 4'te başlıyor. İneklerimizi sağarız, dağa süreriz. Dağdan geldik miydi bu avı örmek için şey diyoruz, çay şeker parası edeceğiz diye. Hava kararıncaya kadar bu işi yapıyorlar. Evet, daha yaşam ekmeğim yemedim, bu hava kararına çıkartayım. Amerika destekli 15 Temmuz FETÖ'cü darbe kalkışmasının yıl dönümü öncesi TRT Diyanet Televizyonu'nda bir skandala imza atıldı. Seçimlerden iki gün önce TRT Diyanet'te güftesi Fethullah Gülen'e ait bir ilahi yayınlandı. Dahası ekrana Gülen'in adı da yazıldı. TRT Diyanet TV'de büyük bir skandala imza atıldı. Amerika destekli 15 Temmuz FETÖ'cü darbe kalkışması öncesi TRT ekranında terörist başı Fethullah Gülen'in propagandası yapıldı. Skandal olay seçimlerden iki gün önce 22 Haziran'da yaşandı. FETÖ'nün elebaşı Fethullah Gülen'in güftesini yaptığı Bulanlar Hakkı Buldu adlı ilahisi yayınlandı. Dahası Fethullah Gülen'in adı da ekranda açıkça yer aldı. Skandalın patlak vermesi üzerine Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan konuyla ilgili bir açıklama geldi. Açıklamada 2012 yılı arşivlerinde yer alan Ahmet Hatipoğlu'yla Tasavvuf Musikisi programının TRT Diyanet ekranında 22 Haziran 2018 tarihinde yayınlandığı, yayın sırasında bestesi Devlet Musikisi Tasavvuf Müziği Korosu Şefi Ahmet Hatipoğlu'na ait olan bir eserin güftesinde FETÖ elebaşı Fethullah Gülen'in adının geçtiği fark edilmiştir denildi. Açıklamada 23 Haziran'da yayından sorumlu personel hakkında idari soruşturma başlatılıp görevine son verildiği, soruşturmanın ise sürdüğü belirtildi. Anadolu'nun her köşesinden binlerce yıllık tarih fışkırıyor. Tarihin başlangıç noktası olarak nitelendirilen Şanlıurfa'daki Göbekli Tepe'de yeni bulgulara rastlanıldı. 15 mega anıtsal tapınakla 200'ün üzerinde dikili taşın daha olduğu tespit edildi. Kazı çalışmaları yapıldıkça Göbekli Tepe'nin de bilinmeyen özellikleri meydana çıkacaktır. Öyle de oluyor. Çünkü Göbekli Tepe'de yeni bulgulara rastlandı. Şanlıurfa'da tarihin başlangıç noktası olarak nitelenen Göbekli Tepe'de 15 mega anıtsal tapınakla 200'den fazla dikili taşın daha olduğu tespit edildi. Yapılan jeofizik çalışmalarında en az 15 tane anıtsal tapınağının ve en az 200'den fazla da dikili taşın höyük içinde yani toprağın altında olduğu tespit edilmiş. Çeyrek asırdır arkeolojik kazıların sürdüğü Göbekli Tepe'de kazıların yaklaşık 150 yıl daha sürmesi öngörülüyor. Göbekli Tepe'nin alanını göz önüne getirdiğimizde daha en az 1,5 asır orada arkeolojik kazı çalışmaları devam edecektir. Şu an ziyaretçiler 4 dairevi anıtsal mega tapınağın bulunduğu alanı gezebiliyor. Bu alanın hemen kuzeyinde 5 yıldır arkeolojik çalışmaların yapıldığı yeni anıt tapınaklarının izine rastlanan bir kazı alanı bulunuyor. Şanlıurfa Kültür Varlıkları Koruma Bölge Kurulu Başkanı Profesör Doktor Mehmet Önal, alanda günlük yaşamın izlerinin de arandığını söyledi. Sadece törensel yapıları meydana çıktı ama acaba tapınağı inşa edenlerin yaşadığı, günlük olarak yaşadığı mekanlar
ve bulgular, onlara henüz ulaşılamadı. Tabii kazılar devam ettikçe bunlara ulaşılma ihtimali de var. Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Nihat Çiftçi hem kazı hem de tanıtım çalışmalarının aralıksız sürdüğünü söyledi. Bu alan çok zengin bir alan. Sadece birkaç yıllık bir kazı çalışmasıyla tüm detaylı ortaya çıkması mümkün değil. Bunun farkındayız, bunu biliyoruz. Bu anlamda bizim en büyük şansımız şudur. Göbekli Tepe'nin Şanlıurfa'da olması. Göbekli Tepe yaklaşık 6 yıl önce UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi'ne alınmıştı. 1 Temmuz 2018'de düzenlenen 42. Dünya Miras Komitesi toplantısındaysa Dünya Miras Listesi'ne dahil edilmişti. Ademe yakın bir tarife. Uzmanlara göre Göbekli Tepe'nin tarih boyunca medeniyetlere beşiklik eden bu coğrafyada yer alması tesadüf değil. Kazılar devam ettikçe de o tarih gün yüzüne çıkacak. Pakistan'ın Mastunk ve Bandu kentlerindeki mitinglerde düzenlenen saldırılarda 132 kişi hayatını kaybetti. 230'dan fazla kişi de yaralandı. Pakistan Dışişleri Bakanlığı saldırıyı ilan etti. Türkiye'den de taziye mesajı yayınlandı. 25 Temmuz seçimlerine doğru geri sayım yapan Pakistan'ın kuzeyinde ve batısında yapılan iki mitingde patlama oldu. 132 kişi hayatını kaybetti, 230'dan fazla kişi de yaralandı. Pakistan'ın batısındaki Belucistan eyaletinin Mastun kenti yakınlarında meydana gelen patlamanın, Belucistan Avami Partisi milletvekili adayı Nawabzade Siraj Raisan'ı hedef aldığı iddia edildi. Milletvekili adayının aralarında bulunduğu 128 kişi öldü, 200'den fazla kişi yaralandı. Yaralılar bölgedeki ve Quetta kentindeki hastanelere kaldırıldı. Saldırıyı terör örgütü IŞİD üstlendi. Olay 2014'teki askeri okula yapılan saldırıdan bu yana yaşanan en kanlı eylem olarak kayıtlara geçti. Diğer saldırı ise eski bakan ve İslam Ulemaları Camisi Partisi'nin önde gelen isimlerinden Ekrem Han Durrani'nin Bandu kentinde yaptığı mitingin sonunda düzenlendi. Durrani'nin konvoyundaki 4 kişi hayatını kaybederken 32 kişi de yaralandı. Durrani ise saldırıdan yara almadan kurtuldu. Pakistan'da ay başından bu yana mitinglere ve parti ofislerine düzenlenen saldırı sayısı 6'ya yükseldi. Pakistan Dışişleri Bakanlığı seçim mitinginde meydana gelen terör saldırısını en güçlü şekilde lanetledi ve Pakistan halkına başsağlığı diledi. Yaşananlarla ilgili Türkiye'den taziye mesajı paylaşıldı. Saldırı nedeniyle Pakistan'a başsağlığı dilenen açıklamada bu menfur terör eylemini en güçlü şekilde lanetliyoruz ifadesi kullanıldı. Amerika Suriye'de deri zoru vurdu. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırıyı kınadı. Birleşmiş Milletler'e şikayet mektubu gönderdi. Bakanlık Amerika'nın liderlik ettiği koalisyonu sivilleri öldürmekle suçladı. Amerika öncülüğündeki koalisyon Suriye'nin kuzeydoğusundaki Deir ez-Zor iline saldırdı. Hava bombardımanında çok sayıda kişi öldü. Saldırıda Suriye ordusundan askerler de hayatını kaybetti. Suriye Dışişleri Bakanlığı saldırı sonrası açıklama yaptı. ABD'nin iki beldeyi yoğun bir şekilde bombaladığını, 30 sivil vatandaşın yaşamını yitirdiğini duyurdu. Bakanlık konuyla ilgili Birleşmiş Milletler'e de şikayette bulundu. Genel Sekreter ve Güvenlik Konseyi Başkanı'na iki resmi mektup gönderildi. Saldırının kınandığı mektupta koalisyon güçlerinin iddia ettiği gibi IŞİD'e karşı savaşmadığı, aksine terör örgütlerini destekleyip kolladığı ifade edildi. Amerika ve koalisyonun ne IŞİD, ne de başka bir terör örgütüyle savaşmadığını vurgulayan bakanlık, Rakka kentinin ABD ve batılı devletlerin vahşetlerine açık bir kanıt teşkil ettiğini vurguladı. Suriye Dışişleri Bakanlığı ayrıca Amerikan güçlerinin sivillere, hizmet kurumlarına ve altyapıya saldırdığının altını çizdi. Amerika izole edildi. Bu tespit Amerika'nın hedefindeki İran'dan. İran Cumhurbaşkanı Hasan Rouhani ülkesine hedef alan Amerikan ambargolarının Amerika'nın müttefiklerinden dahi kabul görmediğini söyledi. Çin, Rusya, komşularımız ve Avrupa
Amerika'nın Tahran'a yönelik yaptırımlarını onaylamıyor dedi. Ruhani, olası kısıtlamalara karşı gerekli tedbirleri aldıklarını da söyledi. Nükleer anlaşmanın devamına ilişkin Avrupa temaslarını tamamlayan İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, Amerika'nın izole edildiğini söyledi. İran Meclis Başkanı Ali Larijani ve İran Yargı Gücü Başkanı Ayetullah Sadık Larijani ile gerçekleştirdiği zirve sonrası konuşan İran Cumhurbaşkanı, Amerika'nın yasa dışı eylemleri kendi müttefikleri arasında dahi kabul görmedi dedi. Amerika'nın yaptırımlarına ilişkin Çin, Rusya, Avrupa ülkeleri ve komşu ülkelerle görüştük diyen İran Cumhurbaşkanı, görüştüğümüz taraflar Amerika'nın Tahran'a yönelik yaptırımlarını onaylamıyor ifadesini kullandı. Üçlü zirvede ülkenin bu durumdan nasıl çıkarılacağını ele aldık diyen İran Cumhurbaşkanı, halkın temel gereksinimlerini temin etmek için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı. Hasan Ruhani, olası yeni yaptırımlar sürecinde enerji, ulaşım, temel ihtiyaçlar ve üretim açısından ülkede herhangi bir sorun olmayacağına söz veriyoruz ifadelerini kullandı. İran güneyindeki hizmet yetersizliği ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri Bağdat'a sıçradı. Göstericiler elektrik ve diğer temel hizmetlerin sunulamamasından şikayet ederek yerel yetkilileri istifaya çağırıyor. Irak Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Haydar İbadi Başkan'la ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı. Irak'ın güneyinde hizmet yetersizliği ve elektrik kesintileri nedeniyle devam eden halk gösterileri başkent Bağdat'a ulaştı. Hükümet şehirdeki internet erişimini kesti. Irak'ın en güneyindeki petrol zengini Basra'da hizmet yetersizliği ve elektrik kesintileri yüzünden başlayan gösteriler, ülkenin güneyinde yer alan diğer kentlere de yayıldı. Gösteriler Basra'nın yanı sıra Necef, Meysan ve Nasırya kentlerinde de yapıldı. Yüzlerce gösterici bu kentlerdeki valilik binası önünde toplandı. Göstericiler elektrik ve diğer temel hizmetlerin sunulamamasından şikayet ederek yerel yetkilileri istifaya çağırıyor. Başbakan İbadi, Brüksel'deki NATO zirvesi dönüşü Basra'ya giderek oradaki güvenlik yetkilileriyle bir araya geldi. Basra sakinleri yıllardır bölgelerinde faaliyet gösteren petrol şirketlerinde yabancıların değil kendilerinin istihdam edilmesini talep ediyor. Basralılar ayrıca hava sıcaklıklarının 50 dereceyi aştığı bu günlerde sık sık yaşanan elektrik kesintilerinden de şikayet ediyor. Öte yandan Irak Milli Güvenlik Konseyi, Başbakan Haydar İbadi Başkanlığında ülkedeki durumu ele almak için acil olarak toplandı. Konsey, Irak hükümetinin barışçıl gösterilerinden yararlanmaya çalışanlara, vandalizm yanlılarına karşı caydırıcı önlemler alacağını vurguladı. Gelirinin büyük kısmını petrolden elde eden Irak'ta ihraç edilen ham petrolün yaklaşık %80'i Basra'daki petrol kuyularından çıkarılıyor. Basra ayrıca Irak'ın tek liman kenti olma özelliğine sahip. Adnan Oktar grubuna yönelik operasyonda gözaltı sayısı 192'ye yükseldi. Oktar ve grubunun yayıncılık şirketi televizyon kanalı üzerinden aylık 10 milyon dolar üzerinde para kazandı. Bu da soruşturma kapsamında tespit edilen bir detay oldu. Operasyon kapsamında 86 şirket, 2 vakıf ve 1 derneğe kayyum atandı. Kamuoyunda Adnan Hoca olarak bilinen Adnan Oktar ve grubuna yönelik operasyonda gözaltına alınanların sayısı 182'ye yükseldi. Adnan Oktar'la bir bağlantınız var mı? Hakkında gözaltı kararı bulunan 106'sı kadın, 235 şüpheliden şu ana kadar 182'si gözaltına alındı. Polis ekiplerinin operasyon kapsamında evde ele geçirdiği malzeme, para, silah, mermi ve dijital malzeme ile dokümanların sayım ve kontrollerinin devam ettiği belirtildi. Oktar'ın villasına yapılan operasyonunda görüntüleri ortaya çıktı. Mali Şube ekiplerinin araştırmalarında Adnan Oktar ve grubunun yayıncılık şirketi ve televizyon kanalı üzerinden aylık 10 milyon doların üzerinde para kazandığı tespit edildi. Operasyon kapsamında 86 şirket, 2 vakıf ve 1 derneğe kayyum atandı.
Ankara'da lüks bir plazanın 20. katından düşerek ölen Şule Çetin otopsi raporu ortaya çıktı. Raporda daha önce intihar ettiği ileri sürülen genç kızın ilişkiye zorlandığına dair bulgulara rastlandı. Cinsel saldırıya maruz kalan genç kız için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Şule Çet, Gazi Üniversitesi Sanat Tasarım Fakültesi Tekstil Tasarımı 2. sınıf öğrencisiydi. Üniversite öğrencisi genç kız, 28 Mayıs'ta eğitim masraflarının bir bölümünü karşılamak için yarı zamanlı çalıştığı plazanın 20. katındaki ofisten gece saat 4.00'da düşerek ölmüştü. Genç kızın adli tıp kurumundan gelen raporu ise soruşturmanın seyrini değiştirdi. Raporda daha önce intihar ettiği ileri sürülen Çetin, ölümünden önce ilişkiye zorlandığına dair bulgulara rastlandığı belirtildi. Çetin düştüğü iddia edilen pencerede ise kendisine ait parmak izine rastlanmadı. Ayrıca Çetin 9 parmağının tırnak altında bir erkeğe ait dokular, DNA bulguları tespit edildi. Çetin kanında uyumayı tetikleyen uyarıcı maddeyle vücudunda boğuşma izlerine de rastlandı. Erkeğe ait doku örnekleri ve DNA bulguları ise Çağatay A'ya ait olduğu belirlendi. Şule Çetin gece 01.48 gibi ev arkadaşını aradığı, şimdi ben içeri giriyorum, beni ara ve acil gelmem gerektiğini söyle dediği, ev arkadaşının kendisini aradığı öğrenildi. Bu görüşmeden 12 dakika sonra ise 2.00 sıralarında ise Çetin ev arkadaşına "Buradan çıkamıyorum, adam bana takmış. Bırakmıyor, keşke gelmeseydim" diye mesaj attığı da ortaya çıkmıştı. Çağatay A ise Şule Çetin ölümünde bir numaralı şüpheli olarak iki kez gözaltına alındı ve her ikisinde de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Otopsi raporunun korkunç cinayetle ilgili kesin kanıtlar ortaya koymasına rağmen Çağatay A hakkında hala bir işlem yapılmadı. Cinsel saldırıya maruz kaldıktan sonra intihar süsü verilerek öldürülen Çet için sosyal medyada kampanya başlatıldı. Şule Çet için adalet etiketiyle binlerce paylaşımda otopsi raporuna rağmen katil zanlısının serbest bırakılmasına tepki gösterildi. Türkiye'de insan hayatı bu kadar ucuz mu? İşte son günlerde en çok sorulan soru bu. Hatta sorulardan biri bu. Sıcak bir gelişme var. Şule Çet cinayetiyle ilgili bu sıcak gelişmeyi paylaşalım. Az önce haberde ekranınıza getirdiğimiz katil zanlısı iki isim soruşturma kapsamında gözaltına alıp serbest bırakılmıştı. Özellikle sosyal medya üzerinden çok yoğun kampanyalar yürütüldü ve bu kampanyalar üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı bir açıklama yaptı. Sıcak gelişme şöyle, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada Şule Çet cinayetiyle ilgili olarak şüpheliler Çağatay Aksu ve Berk Akand'ın gözaltına alındığı, tutuklanmaları istemiyle mahkemeye sevk edildiği belirtildi. Yıl içinde yoğun tempo ile çalışıp yorgunluklarını atmak isteyen çalışanlar şu sıralar yıllık izin hesaplamaları yapıyor. Peki yıllık izinle ilgili iş kanunu ne diyor? Çalışanın ve işverenin hakları neler? İşte detaylar. Yıllık izin anayasal bir haktır, vazgeçilemez ve bu hakkın mutlaka kullandırılması gerekir. Çalışıyoruz 24 saat. Yıl boyunca yoğun bir tempoyla çalışanlar havaların ısınmasıyla birlikte yıllık izin sürelerini hesaplıyor. Kimileri çoktan tatilin yolunu tuttu bile. Yazın gelmesiyle birlikte çalışanlar ne zaman ve kaç gün tatile çıkacaklarını düşünüyorlar. Peki yıllık izinle ilgili bilinenler ve bilinmeyenler neler? 14 gün olduğunu biliyoruz. 2 günde mesela sendikanın verdiğini biliyoruz. Bu dinlenme hakkı içinde yer aldığı için de kıdeme göre yasada düzenlenmiştir. Uzmanlar uyarıyor. İş kanununda yıllık izin süresi çalışanın kıdemine göre belirleniyor. Bir yılını doldurmayan izne hak kazanamaz. Kıdemine ilişkinde bir yıldan 5 yılda ait çalışanlar için 14 gündür, 5 yıldan 15 yıla kadar çalışanlar için 20 gündür, 15 yıldan fazla çalışanlar için de 26 gündür yıllık ücretli izin hakkı. Yasada bu kıdeme göre belirlenmiştir. Sonuçta bir yıl boyunca çalışıyorsunuz ve o kadar sıkılıyorsunuz ki bir süre sonra git gel git gel birazcık fazla olmalı bence. Peki çalışanların anayasal hakkı olan yıllık izin bölünerek kullanılabilir mi? 10 günden az olmamak üzere işçi iznini ikiye bölebilir. Yani çok zaman bölerek alıyorum. Genelde 15 gün falan çıkıyoruz yani. Kaç gün yapıyorsunuz yıllık izni?
Kafama göre. İş kendimin olduğu için. İş kanununa göre çalışana il dışında geçirilecek tatil için ücretsiz yol izni veriliyor. Ayrıca izin süresince çalışan farklı bir işte çalışırsa işveren izin ücretini geri alabiliyor. Yıllık ücretle izne çıkacak işçi asla başka yerde çalışmamalı. Eğer başka yerde çalıştığı tespit edilirse işveren o izin ücretini geri alabilir o çalışılan günlerle ilgili. Yıllık ücretli izne çıktığı yer eğer iş yerinden uzaktaysa gidiş ve gelişleri belgeleyerek 4 güne kadar da ücretsiz olarak izni uzatabilir. Yıllık ücretli izin hakkından asla vazgeçmemeli işçi ve kullanmadan kullandım diye de imza vermemeli. Merak edilen sorulardan birisi de çalışan izne çıkmadan önce ücret talep edebilir mi? Yasal zorunluluk. İşçi nasıl gidecek tatile çıkacak? Yıllık ücretli izne çıkan işçi izin süresine ilişkin maaşını peşin alarak izne çıkar. İşveren peşin ödemek zorundadır yıllık ücretli izin ücretini. Peki çalışan yıllık iznini kullanmazsa bir sonraki yıl kullanabilir mi? İzin hakkı 3 sene sonra da 10 sene sonra da 15 sene sonra da kullanılmadıysa kullanılır. İzin tarihini belirlemede ise işverenin kararı önemli. Eğer bir kurumda 100 kişiden fazla kişi çalışıyorsa bu tarihleri belirlemede yetkili olabiliyor. İşverenin dikkat etmesi gereken noktaysa... İşveren de yıllık ücretli izinleri kullanımını belgelemek zorundadır. İleride sorun çıkmaması için. Yasalar açık ama sevgili seyirciler, çoğu iş yerinde işçilere, emekçilere nasıl baskılar uygulandığını ulusal kanal ekranında sürekli izliyorsunuz. Tabii ki ulusal kanal emekçinin, işçinin hakkını savunmaya devam edecek ve onların haklı mücadelelerini ekrana taşımayı sürdürecek. Kuşadası açıklarında bir akaryakıt gemisinin su almaya başladığı öğrenildi. Yardım talebi üzerine Aydın'dan dalgıç pompalar bölgeye gönderildi. Aydın'ın Kuşadası ilçesi açıklarında bir akaryakıt gemisi su almaya başladı. Caroline adlı geminin makine bölümünde meydana gelen arızadan dolayı su almaya başladı, belirtildi. Yardım talebi üzerine Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'ndan dalgıç pompalar bölgeye gönderildi. Gemide su tahliyesi devam ediyor. Liselere geçiş sınavı sonrasında yapılan tercih işlemleri sona erdi. Binlerce öğrencinin gözü açıklanması beklenen yerleştirme sonuçlarında. Peki bundan sonra nasıl bir süreç işleyecek? Liselere geçiş sınavı sonuçlarına göre yapılan tercih işlemleri sona erdi. 2 ve 13 Temmuz tarihleri arasında tercihini yapan adaylar için heyecanlı bekleyiş başladı. Şimdi gözler yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı günde. 30 Temmuz günü çocuklarımızın yaptıkları tercihlere göre yerleşme durumları ilan edilecek. Lise tercihlerini e-okul üzerinden gerçekleştiren öğrenciler için yerleştirme süreci başladı. Peki bundan sonra ne yapmak gerekiyor? Bundan sonra 4 aşamalı bir durum söz konusu. 6 Ağustos 6 Eylül tarihleri arasında yerleştiği okulu beğenmeyen öğrencilerimiz ve velilerimiz 4 defa nakil başvurusu yapma durumları söz konusu. Buna göre birinci nakil başvuruları 6-10 Ağustos, ikinci başvuru 13-17 Ağustos, üçüncü başvuru 27 ve 31 Ağustos, dördüncü nakil başvurusu ise 3-6 Eylül tarihleri arasında yapılacak. Nakil işlemlerinin sonuçları ise sırasıyla 13 Ağustos, 19 Ağustos, 3 Eylül ve 8 Eylül'de açıklanacak. Yapılan 4 defa nakil işleminden sonra da oluşan boş kontenjanlara il ve ilçe komisyonlarımız tarafından boşta kalan öğrencilerimiz yerleştirilecek. Peki eğitimciler ailelere ve çocuklara bu süreçte ne tavsiye ediyor? Sürekli olarak okul idareleriyle ve okul rehberlik servisleriyle iletişim halinde kalsınlar. Bakanlığımızın web sayfasını ve duyurularını mutlaka takip etsinler. Bizlere de ulaşarak destek alabilirler ayrıca. Nakil başvuru tarihlerini kaçırmamalarını önemli rica ediyorum kendilerine. İstanbul, Artvin'den gelen özel misafirlerini ağırladı. Artvin Valiliğince düzenlenen gezide engelli ve Down sendromlu gençler Boğaz'ın serin sularında tekneyle gezdiler. İstanbul çok güzel, evler çok güzel, deniz çok güzel. İstanbul, Artvin'in özel gençlerini ağırladı. İlk kez İstanbul'u gören gençler deyim yerinde ise kentin altını üstüne getirdi. Doyasıya eğlendiler. İstanbul'u merak ediyorduk. Artvin'den getirdiler bizi buraya. Ve çok beğendik burayı. İstanbul güzel.
deniz daha güzel. Artvin Valiliği tarafından organize edilen ve 2 gün sürecek olan gezinin ilk gününde gençler Boğaz'ın güzellikleri arasında tekne turu yaptı. Özel misafirler teknede tulum çalıp horon oynadı. Horon oynuyorlar. İstanbul'u televizyonda görüyordum. Valimize çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Bugünleri bize yaşattı. Sahilimizi gezdirdi. Denizlerimizde gezdik. Şarkımızı dinledik. Eğlendik. Ne mutlu bize. Bizden üstü yoktur. Gençler önce Sultanahmet, Ayasofya ve Topkapı Sarayı'nı gezdiler. Sonraki adres ise Darıca Hayvanat Bahçesi'ydi. Gezilen her yerde bol bol fotoğraf çektirmeyi de ihmal etmediler. Özel gençler unutulmaz anılar biriktirdi. Hayatımda ilk kez İstanbul'a geliyorum. Denizi gördük. Tarihi eserleri gördük. Turumla horon teptik. Eğleniyoruz. Gülüyoruz, seviniyoruz yani. Sizi çok seviyoruz Vali Bey. Allah razı olsun. Sizi seviyoruz. 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 İstanbul'dan selamlar gönderirim Afine. İzmir'de eğitime zeytin dalı projesi geliştirildi. Proje kapsamında 17.500 fide dikilecek, 3.500'ü kırsal kalkınma için köylülere dağıtılırken 14.000 fide ise 600 üniversite öğrencisine 1 milyon liralık burs imkanı sağlayacak. İzmir'de Buca Belediyesi'nin Eğitime Zeytin Dalı Projesi'nin ikinci etap çalışmaları kapsamında 2.000 zeytin fidesinin dikimi tamamlandı. İlk etap 1938 zeytin fidesi dikilmişti. Proje tamamlandığında 17.500 zeytin fidesi toprakla buluşacak. Zeytin ağacının 3.500'ü kırsal kalkınmaya destek amacıyla köylülere ücretsiz dağıtılacak. Ağaca dönüşecek fidelerden elde edilen ürünlerle 600 üniversite öğrencisine vakıflar aracılığıyla yılda 1 milyon lira burs imkanı sağlanacak. Proje Ege Üniversitesi Zeytincilik Araştırma Enstitüsü'nün teknik desteğiyle sürdürülüyor. Kuşadası'nın sevilen iş adamı İsmail Dirim, yıllar önce gazeteci yazar Uğur Mumcu'nun anısına bir anıt diktirdi. Mumcu'nun yeğeni Evren Mumcu da yıllar sonra Dirim'e ulaştı ve kaldığı huzur evinde kendisini ziyaret etti. Ben onunla çok konuşturdum. Ya Uğur Mumcu'yu çok seviyorum. 93 yıllık bir çınar İsmail Dirim. Kuşadası'nın sevilen iş adamlarından, babasının yanında küçük yaşlarda başladığı ticaret hayatında hep ilklere imza atmış. Eşek sırtına yüklenen bidonlarla akaryakıt satışı yaptı. Kuşadası'nda ilk turistik işletmelerini kurdu. Bir de Lozan Kulübü'nü kurduk. Deniz kenarında Lozan, Lozan, Lozan diye. Yalnızca iş adamı kimliğiyle değil, geçmişte aydınlık nüshalarını fotokopiyle çoğaltarak dağıtan, direklere asan yurtsever kimliğiyle de öne çıkıyor Dirim. Şey vardı, fotokopici çıkar 20 tane, 30 tane 20. Bu sefer onları şey alırım, tutkal, bizim bildiğimiz şey tutkalı. Bir direk gördüm oraya, şurada bir direk gördüm oraya. Katledilen gazeteci Uğur Mumcu'nun anısını yaşatmak için İzmir'in Selçuk ilçesine anıtını diktirdi. Mumcu'nun yeğeni Evren Mumcu da ulusal kanalla birlikte İsmail Dirim'e ulaştı ve kendisini huzur evinde ziyaret etti. Ben Uğur Mumcu'nun yeğeni olarak hepimiz teşekkür ediyoruz Sayın İsmail Dirim'e. Dirim aynı zamanda Kuşadası'na Atatürk anıtını da diktirdi. O büyük heykeli ben yaptım. Görev bilirim. İstanbul Silivri'de gelenekselleşen yoğurt mayalama yarışması birbirinden hünerli elleri bir araya getirdi. Bu yıl 57.si düzenlenen yarışmada 22 yarışmacı en güzel yoğurdu yapmak için mücadele etti. Hem eğlendiler hem de hünerli elleriyle en güzel yoğurdu yapmaya çalıştılar. Birbirleriyle kıyasıya yarıştılar. İstanbul Silivri'de bu yıl 57.si düzenlenen Yoğurt Festivali'nin gelenekselleşen yoğurt mayalama yarışması birbirinden hünerli elleri bir araya getirdi. Silivri yoğurdunu tanıtma, ilçede ekonomik ve sosyal canlılık oluşturmak amacıyla düzenlenen festivalde renkli görüntüler oluştu.
22 katılımcı en güzel Silivri yoğurdu için kıyasıya yarıştı. 22 yoğurdu tek tek tadan jüri üyeleri yoğurtların sunumunu da değerlendirdi. Birinciye 1000, ikinciye 750, üçüncüye ise 500 liralık hediye çeki takdim edildi. Mayasına dikkat etmek gerekiyor. Bir de sütün özelliği, köy sütü olması, doğadan kullanılması. O sütün bir özelliği var ama betonlaşma Silivri yoğurdunun tadını da vurdu. Betonlaşma nedeniyle Silivri'nin sütünün de sevgili seyirciler eski tadı kalmadı maalesef. Sevimli oldukları kadar yaramazlıklarıyla da tanınan lemurlar tüm enerjilerini İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda yetişen organik meyvelerden alıyor. Dünyada nesilleri tükenirken İzmir'de artıyor. İri, parlak gözleri, tuhaf çığlıkları ve sempatik tavırlarıyla lemurlar İzmir Doğal Yaşam Parkı ziyaretçilerinin büyük ilgisini görüyor. Lemurlar Doğal Yaşam Parkı'nın yanına kurulan bahçeden besleniyor. Bakıcılar lemurların en sevdiği meyveleri dalından topluyor. Doğal ürünlerle beslenen küçük yaramazların en sevdikleri meyvelerin başında incir, elma, armut, kayısı, şeftali ve mandalina geliyor. İzmir Doğal Yaşam Parkı'nda hava sıcaklığının artması nedeniyle meyve sebzeler buz olarak hayvanlara veriliyor. Dünyada nesli tükenen hayvanlar listesinde yer almasına rağmen lemurların İzmir'deki aileleri istikrarlı bir şekilde büyüyor. İzmir'de çocuklar için açılan ücretsiz yaz okullarında mutluluk rüzgarları esiyor. Çocuklar bu okullarda hem eğleniyor hem öğreniyor. Matematikten dansa, uzay ve astronomiden mahalli oyunlara kadar çok sayıda alanda ders alıyorlar. Okullar kapandı. Çocuklar için zevkli aktivitelerin olduğu yaz okulları açıldı. 7 ila 14 yaş arasındaki çocuklar tatilin keyfini arkadaşlarıyla birlikte hem eğlenerek hem öğrenerek çıkarıyor. Konaktaki yaz okulunda matematik, bilim, uzay ve astronomi, nefes, beden, denge, dans ve mahalli oyunlar dersleri veriliyor. Eğlenceli olduğu kadar deneysel çalışmalarda minik beyinlere bilgiyi pratik olarak öğrenme fırsatı sunuyor. Tamam, eşit olmayacak dışındaki var mı? Yaz okul eğitimleri konunun uzmanı eğitmenler ve psikolojik danışmanlar tarafından veriliyor. Sadece fotosferini görüyoruz. Yani en üstü bakmıyoruz. Buradan bize kadar odaklanıyor, sonra biz onu görüyoruz. 4 hafta sürecek eğitimlerin birinci dönemi 19 Temmuz'da sona eriyor. İkinci dönem 23 Temmuz-16 Ağustos tarihleri arasında yapılacak. Antalya'da geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden Türk basketbolunun duayen isimlerinden Doğan Hakemez İstanbul'da ebediyete uğurlandı. Doğan Hakemez, Türk basketbolunun duayen isimlerindendi. Önceki gün Antalya'da kontrol için gittiği hastanede 4 damarı tıkalı olduğu için operasyona alınmış ancak geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetmişti. Bu takımın bir yerlere gitmesi için bir ekip çalışmasına ihtiyaç vardı. Naşı Antalya'da düzenlenen törenin ardından İstanbul'a getirilen Hakemez için Zincirlikuyu Mezarlığı Camii'nde ikindi namazına mütakip cenaze namazı kılındı. Hakemez'in Türk bayrağına sarılı tabutunun üzerine milli takımda oynadığı dönemde giydiği 7 numaralı forması konuldu. Cenaze törenine Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Türkiye Basketbol Federasyonu CEO'su Ömer Onan, Amili Erkek Basketbol Takımı Baş Antrenörü Ufuk Sarıca, Anadolu Efes Baş Antrenörü Ergin Ataman, Tofaş Baş Antrenörü Orhun Ene ve basketbol dünyasının çok sayıda ismi katıldı. Hakemez'in naaşı kılınan cenaze namazının ardından Hastal Mezarlığı'nda toprağa verildi. Herkes tarafından sevilen, renkli bir kişiliğe sahip olan, Türk basketboluna büyük emek harcayan Hakemez,
68 yaşındaydı. Oynadığımız takımlar bilhassa seçtiğimiz takımlardı. Değerli bir isimdi. Allah rahmet eylesin. Futbolda dünyanın en büyüğü belli oluyor. Yarınki Dünya Kupası final maçında Hırvatistan'la Fransa karşı karşıya gelecek. 2018 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyon Hırvatistan'la Fransa arasında yarın oynanacak final maçında belli olacak. Turnuvaya ev sahipliği yapan Rusya'nın başkenti Moskova'daki Luzhniki Stadı'nda oynanacak maç saat 18'de başlayacak. Karşılaşmada Arjantin Futbol Federasyonu'ndan Nestor Pitana düdük çalacak. Pitana'nın yardımcılıklarını aynı ülkeden Hernan Maidana ve Juan Belatti yapacak. Dünya Kupası finalinde karşılaşacak takımlardan Fransa, 3. kez finalde mücadele edecek. Daha önce evinde düzenlenen şampiyonada 1998'de bir kez kupayı kaldıran Fransızlar, ikinci kupa hedefiyle bu maça çıkacak. Tarihinde ilk kez finalde yer alacak Hırvatistan'sa Dünya Kupası'nı kazanarak tarihe geçmek istiyor. Dünya Kupası'nda şampiyon kim olacak sorusunun yanıtı yarın belli olacak ama Dünya Kupası'nda üçüncülüğü kim kazandı bu sorunun yanıtı belli oldu. Belçika İngiltere'yi 2-0 yenerek dünya üçüncüsü oldu. Belçika böylece tarihinde ilk kez dünya üçüncüsü olarak bir başarıya da imza atmış oldu. Ana haber bültenimizin sonuna geldik. Güzel bir cumartesi akşamı, güzel bir pazar günü geçirmeniz dileğiyle. İyi akşamlar, mutlu yarınlar.